Evet arkadaşlar, Kurt Akademi'de İbrahim İşbilir'le yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara bakacağız. İkinci temaya geçiyoruz. Milli mücadele ve Atatürk diyoruz. Boncuk gözlüğümü yad ediyoruz. Tüm şehitlerimize, bu vatan yolunda şehit düşen askerlerimize, gazilerimize minnet borcumuzu ödemek için bol bol çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Diyor ki bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diyor. Sevgili arkadaşlar, hemen okurken paragraf içerisindeki ifadelerle bu şıklardaki ifadeleri birleştirelim. Diyor ki sanatçı bugün hikayemizi hayatımızın neresinde duruyor sorusu üzerine düşünen, konuşan, tartışan bir eser koymuştur. Eserin metinlerine atılan başlıklar az söz ile çok şey ifade etme özelliği gösterir. Şimdi bakalım, az söz ile çok şey ifade etme özelliği gösterir. Ne demek arkadaşlar? Kısa ve öz anlatımlı olması değil mi? Çok güzel. Diyor ki başlıkları bu şekilde değerlendirmemin sebebi onların metnin içeriğini dört başı mamur bir şekilde kuşatmasıdır. Dört başı mamur olmak nedir arkadaşlar? Kuşatmasıdır. Eksiksiz ve kusursuz olması değil mi? Süper. Kelime tekrarlarına kolay kolay düşmemesi, incelemelerini çala kalem değil, söylediklerinin önünü ve arkasını doldurarak yapması. Yine bakın arkadaşlar, şöyle çala kalem yapmamış, yine eksiksiz ve kusursuz yapmış gibi birçok neden sanatçının güçlü bir kalem olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi arkadaşlar, bunun diyelim ki şu çala kalem ifadesi gelişi güzel anlamını temsil ediyor değil mi? Ama anlaşılması güç bir ifade var mı burada? Hayır, yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya dostlar. Ne diyor? Öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşur diyor. Bunu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur diyor. Bakalım, Kafkas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 193 çeşit peynir üretiliyor. Üretilen toplam peynir miktarının %96'sı inek sütünden elde ediliyor. Türkiye'de en çok tüketilen peynir çeşidi ise beyaz peynirdir. Çok güzel bir açıklama var ve nesnel bir ifade var değil mi? Cümlenin üzerine böyle kalkıp nesnel yazabiliriz. RoboGate, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması, geliştirilmesi için kullanılan robot destekli bir yürüyüş rehabilitasyon sistemiymiş. Tamam. Bu sistemle yürüme zorluğu çeken hastaların askı yardımıyla yürüyüş bandı üzerinde doğal yürüyüş biçimine uyarak yürümesi sağlanıyor. Çok güzel. Burada nesnel diyebilir çünkü hiçbir öznel ifade yok. Kanıtlanabilir ifadeler var. B'yi de eledik arkadaşlar. Diyor ki C'de son dönemlerde yapay zeka üzerine çalışmalar artmaya başladı. Tamam. Yapay zeka sisteminin yine de istenen düzeye erişemediğini düşünüyor. Bunu da teknik imkansızlıklardan ziyade insan beyninin tam olarak anlaşılmamış olmasına bağlıyorum. Evet, bakın kişisel bir düşünce ortaya çıktı. Dolayısıyla C'ye bir nokta koyuyoruz dostlar. Neden? Çünkü ben düşünüyorum, ben yapıyorum vesaire anlamlarında kullanılmış bir sözcük değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla arkadaşlar bir nokta koyduk. Bir teleskobun ne kadar kuvvetli olduğu aynasının çapı bir diğer deyişikle teleskobun açıklığı ile belirlenir. Güzel. Bir teleskop çapı ne kadar büyükse o kadar güçlüdür. Yani sönük gök cisimlerinin bile detaylı görüntüsünü oluşturabilir diyor. Bu da güzel arkadaşlar. Buna da kocaman bir nesnel ifade yazabilir miyiz? Gayet tabii yazarız ama Ceyhan'da dediğim gibi kişisel düşünceler, bakın burada ben düşünüyorum, ben buna bağlıyorum, bence, bana göre gibi ifadelerle sürdürülebildiği için şöyle yazayım buraya da. Siz de cümle sonuna bence, bana göre gibi ifadeleri getirerek nesnel mi, öznel mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu ifadeler arkadaşlar öznel ifadelerdir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Hangi konuda yazarsam yazayım, gördüklerimi kendi ruh süzgecimden geçirmeden okuyucuya sunmam diyen bir sanatçıya ait olabilir. Bakalım arkadaşlar. Berber bir süre baktı kapıdan çıkan adama. Sonra tezgaha doğru yürüdü.
Elinde tespih olan müşteri sırası geldiği için koltuğa oturdu. Tamam. Havlusu çırağın elinde hazırdı. Berber bir yandan tezgahın üzerinde duran usturalardan birini seçmeye çalışıyor. Bir yandan da koltukta oturan adama bakıyordu. Dostlar, burada herhangi bir kendi ruh süzgecinden geçirmek veyahut da böyle bir ifade var mı? Veyahut da buna yönelen bir ifade var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla Adana'yı elimizle silmemiz lazımdır. Bakalım. Arabamı evin önüne park ederken duydum miyavlama seslerini. Başımı camdan uzatınca Tekir'in mahalleye dışarıdan gelen iki kediyi kovaladığını gördüm. Kedilerden sarı tülüs bir an dönüp tüylerini kabarttı. Anında üzerine yürüdü Tekir. Dur Tekir, yapma diye bağırdım. Bakın arkadaşlar, yine aşkında olduğu gibi bir görselliği anlatıyor. Bir yaşadığı olayı, gördüğü olayı anlatıyor değil mi? Dolayısıyla kendi ruh süzgecinden geçirmemiş bir parçadır diyoruz. C'ye bakıyorum. Avluya girip duvar kenarına çömeldi. Yine bakın A ve B şıkları gibi gidiyor değil mi? Şöyle bir göz ucuyla baktığımız zaman evet, aynı şekilde A, B şıkları gibi arkadaşlar, yine gördüğünü, bir öyküyü anlatıyor değil mi? Gördüğü bir anısını, hatırasını anlatıyor değil mi? Dolayısıyla bu da yoktur. D'ye bakıyorum. Her zamanki yerimizde bahçedeki çınarın gölgesinde kurulan masalardan birinde oturuyorduk. Çınarın kalın dallarını süsleyen iri yeşil yapraklarda ne bir esinti vardı ne bir kıpırtı. Koca çınar heykel misali kaskata eğilmişti. Bakın arkadaşlar, çınarı benzetme yapmış değil mi? Yani biraz daha öznellik, biraz daha arkadaşlar şahsi ifadeler kullanmıştır. Ve bir benzetme ya da bir sanatsal bir söyleyiş vardır değil mi? Masamızın üzerine. Emel belki serinletir diye vantilatörü çıkarmıştı bahçeye. Bakın arkadaşlar, koca çınarın heykel misali kaskatı eğilmesi yine buradaki ifadeye göre kendi ruh süzgecinden geçirmek. Yani diyor ki biraz daha sanatsal, biraz daha ağdalı, biraz daha süslü bir anlatım yapmaktır. Diğerlerinde bu mevcut değildi. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir diyoruz sevgili vatandaşlar. Evet yavru kurtlarım, devam edelim. İşte güzel bir soru, dördüncü soru. Şimdi buna şöyle bir küçültelim bakalım bizden ne istiyor. Eğitimde yeni dönem başlıyormuş, tamam. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonuna göre, bakın şurada işte futbol topu, voleybol topu filan var. Nokta nokta koymuş. Şurada ne demiş? Her okula tasarım ve beceri atölyeleri kurulacakmış diyor. Bakın burada da bir işaretler var. Teknoparkla bilişim, savunma teknolojileri, uzay teknolojileri ve değirmencilik liseleri kurulacakmış. Tamam. Saat var. Daha az ders saatin olduğu müfredat hazırlanacakmış. Güzel. Bakın burada enstrümanlar var. Yine nokta nokta koymuş. Ya, pardon. Enstrüman var. İşte bir fırça var. Masa tenisinin raketleri var. Yine nokta nokta koyulmuş. Ders sayıları azaltılacakmış. Bakın. Buraya yabancı dil eğitimi yeniden yapılandırılacakmış. Burada bir zil var. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi diyor ki bu simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur arkadaşlar? Diyor ki özel yetenekli öğrencilere yönelik seçmeli dersler getirilecek. Teneffüs süreleri uzatılacak. Okul ve mahalle spor kulüpleri kurulacak. Şimdi arkadaşlar, soruya şöyle bir baktığımızda, bir kere şöyle gelelim. Boşlukları bu cümlelerle doldurmamız gerekecektir. Mesela bunun rengi işte lila gibi, bunun rengi yeşil, en baştakinin rengi de kırmızı. Şimdi kırmızıya bakalım. Şöyle elimize alalım. Sportif faaliyetlerden bahsediyor değil mi? O zaman sportif faaliyetler varsa arkadaşlar, şöyle ilk başta onu bulalım ki aradan çıksın. Çünkü çok yukarıda kalıyor. Sportif faaliyetler varsa şu üçüncü bölge, yani kırmızı bölge mi olacak? Kırmızıya getireceğiz değil mi? Şöyle kırmızı yazabiliriz. O zaman üçü kırmızıya yerleştireceğim. Bu gitti.
Ebu gitti. Ebu da gitti arkadaşlar. Cevabımız direkt çıktı ama ben diğerlerine de bakayım. Zil var arkadaşlar. Zil size neyi hatırlatır? Özel yetenekli öğrencilere yönelik seçmeli dersleri mi? Teneffüs süreleri mi? Tabii ki de teneffüs sürelerini. Lila diye tarif ettiğim. Belki ben lila diyorum ama başka bir renk olabilir. 2 gelecek. 2'ye gelmiş. Bakın çok güzel. Bu da tamam. Özel yetenekli öğrencilerden kastı bakın burasıydı. Bir de yeşile denk geliyor. Dolayısıyla cevabımız çok kolay bir şekilde Denizli çıkıyor arkadaşlar. Geçelim şimdi dostlar diğer soruya. Evet. Ne diyor? Şöyle kalemimizi alalım. Malazgirt Parkı'ndaki bir bankta oturan Eray'a bir kişi şu Küfe Nihal Ortaokulu'na yürüyerek nasıl gidilebileceğini sormuştur. Tamam. Malazgirt Parkı'ndaymış Eray buralarda bir yerde. Buraya gideceğini söylemiştir. Eray aşağıdakilerin hangisini söylerse doğru yolu tarif etmiş olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 1072 sokak var, 1071 sokak var. Her ikisinden de çıkabilir, değil mi? Hadi bakalım bulalım. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar yürüyün. Tamam. Ve sağa dönün demiş. Tamam. Ama sağa dönersem buraya doğru gidiyorum. Caddeden ilk sola döndüğünüzde tamam döndüm. 1072 sokak ulaşacaksınız. Bu sokaktan 3. sola girip biraz ilerleyince okulunuz solunuzda kalacak. 1, 2, 3. Biraz ilerleyince okulunuz solda kalacakmış. Hayır, okul solda kalmıyor ki. Bu tarafta bir yerde kalıyor okul. Şuraya denk geliyor. Adana elendi o zaman, değil mi dostlar? Bakalım be. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar çıktım. Tamam. Sonra sola dönelim. Döndük. Böyle gidiyoruz. Ve Kermes Sokağı doğru ilerleyin diyor. Kermes Sokağı kadar ilerledim. Tamam. Kermes Sokaktan girip 4. sola girin diyor. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4. sola dönün diyor. Döndüm. Tamam. 1, 2, 3, 4. sola döndüm. Biraz yürüdükten sonra okul sağınızda kalacaktır. Yürüdüm. Evet. Okul sağımda kalıyor tam da şurada. Çok güzel buldum. B çok güzel oturdu arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Yine bir önceki videoda da arkadaşlar böyle bir soru çözmüştük. Orada da Avanos'tan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz sorularda da böyle çok güzel oyun gibi çok güzel takip ettik. Dedi ki buradan git. Buradan 1, 2, 3, 4. ve sağında kalacak dedi okul. Doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soruya geldim benim yavru kurtlarım. Şimdi ne diyor bizden? Oo, çok güzel bir soru arkadaşlar. Sözel mantık sorusu. O zaman kalemimi almadan önce ne yapıyorum? Bana bir küçük kağıt da lazım diyorum. Sizi biraz hocam küçültüyoruz. Şöyle hemen sizden yardım istiyorum hocam. Benim güzel gördüm. Evet, sığmadınız buraya. O zaman sizi biraz daha küçültüyorum hocam ve şuraya alıyorum ve şuraya büyütüyorum. Örtmenim kağıt açtın falan diyen olabilir. Şimdi göreceğiz arkadaşlar neden kağıt açtığımı. Diyor ki spor müsabakaları için şöyle kalemime bakalım çok güzel. Bir spor müsabakaları için 8A, 8B sınıflarından Sude, Cüneyt, Elif, Defne, Erkan seçilmiştir. Bu kişilerin her biri futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve badminton müsabakaları için İzmir, Afyon, Çanakkale, Erzurum ve Rize şehirlerinden birine girmiştir. Allah Allah! Bu şehirlerden sınıfları, gittikleri şehirler ve kaldıkları müsabakalarla ilgili şunlar bilmektedir. Şimdi arkadaşlar 3 tane değişkenimiz var, değil mi? 3 tane bilinmeyenim. Daha doğrusu bilinen ama kimlerin nereye nasıl gittiğini bilmiyoruz diye bize verilen bir soru var. Ne demiş? Elif Erzurum'a gitmiş. Defne masa tenisi müsabakasına katılmıştır. Futbol, basketbol ve badminton müsabakalarına katılanlar 8A sınıfındandır. 8B sınıfından Sude İzmir'e gitmiştir. Afyon'a giden Erkan basketbol müsabakasına katılmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları tek tek böyle yazarsanız yanlış yaparsınız. Bakın size küçük bir formül. İlk başta şunları yapmanız lazım. 3 tane değişken var ya. Mesela hemen şuraya yazabilirim. Mesela ben şuraya sınıf yazıyorum. Tamam. Şöyle bir çizgimi çektim. Şehir yazıyorum. Vakit
etmeyin diye sadece şehirde yazsanız olur. Bitti müsabaka. Nereye gittiğini yazabilirsiniz değil mi? Müsabaka. Biraz kötü yazdım ama olsun şöyle. Şimdi buraları böyle bir tablolaştıracağım. Öğretmenim niye buraya tablo çizdin öğretmenim? Çünkü öğretmenim göreceğiz bakın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim size. Şimdi kişilerimizi en yukarıya yazalım ki içeriği dolduralım. Kimdi? Birinci ablamız Sude. İkinci abimiz Cüneyt. Hakkını helal et Cüneyt. Biraz böyle kısaltma yapacağım sana. Hop çektim. Cüneyt'ten sonra da çektim. Hop nelerimiz var. Sonra hangi ablamız var? Elif ablamız var. Elif ablamızı da yazalım şöyle. Hop çektim. Defne abimizi şey ablamızı yazalım. Özür diliyorum. Geçelim. Ben bir erkek gelecek sandım. Hadi Erkan abimizi de çizelim. Hop. Şöyle. Şunları da şöyle çizdim. Daha da güzelleştireyim tablomu. Sakın İbrahim üstünü çizme. Sakın sakın sakın. Hoppala. Tamam oldu. Süper 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 bir tablo yaptım. Şöyle şunları da güzelleştirelim. Şimdi diyor ki Elif Erzurum'a gitmiştir. Hemen Elif ablamızı buluyoruz. Nedir? Şehre ne yazıyoruz? Erzurum çarşı pazar. Yazdık güzel. Elif ile ilgili bilgiyi tamamladık. Defne masa tenisi müsabakasına katılmıştır. Defne ablamızı masa tenisine gönderirdi. Masa tenisine gönderelim. Masa tenisi. Süper. Şöyle noktalarımızı güzel koyalım. Futbol, basketbol ve badminton 8A sınıfıymış. Güzel. Bu bilgi çok güzel işime yarayacak şimdi. Demek ki futbol, basketbol, badminton 8A ise arkadaşlar o zaman şuraya yazalım. 8B'ye neler kalacak? Mesela masa tenisi kalacak değil mi? O zaman otomatik olarak Defne'nin artık sınıfı 8B oldu mu? Çok güzel. Bir de masa tenisinden hariç ne kalacak arkadaşlar? Voleybol. Çünkü baktığımız zaman 3 tane burada. Futbol, basketbol, badminton. Bize soruda ne verilmişti bakalım? Basketbol, badminton, futbol gitti. Ne kaldı? Masa tenisi ve voleybol. Çok güzel. Artık voleybol ve masa tenisi 8B'dir diyoruz garanti bir şekilde. 8B sınıfından Sude İzmir'e gitmiştir. Bakalım Sude ablamızın hemen şeyine geliyoruz. Nereye gitmişti? 8B'den Sude. Bak 8B'leri buldum. Artık bunlara gönül rahatlığıyla 8A yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü 2 8B, 3 8A'm varmış. Nereye gidiyordu? Sudeciğimiz İzmir'e gidiyormuş. Hemen gelin İzmir'i de şuraya yazalım. İzmir'i de bulduk. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu mantıkla 8B'dekiler masa tenisi ve voleybola gidecekse masa tenisine giden Defne'ydi. Voleybolda otomatik olarak Sude'ye kalmaz mı? Şöyle voleybol yazalım şöyle. Bunu da bulduk arkadaşlar. Güzel. Afyon'a giden Erkan basketbola gitmiştir. Afyon'a giden Erkan. Afyon'a gitmişsin. Ne yapmaya gitmişsin? Baskete gitmişsin değil mi? Tamam. Arkadaşlar biz bunları bulduk. Erkan'ın 8A'da Afyon'a baskette ve Sude'nin 8B'de İzmir'de voleybol olarak bulduk. Başka burada yazabileceklerimiz var mı? Doldurabiliriz arkadaşlar. İşte diğer şehirleri buraya hani soruda istenilene göre hani şuna da gitmiş olabilir, bununla da gitmiş olabilir. İşte buna da oynamış olabilir, bunu da gitmiş, bunu da gitmiş şeklinde diyebiliriz. Ama bizden soru ne istiyor? Hemen soru yenelim. Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem sınıfları hem müsabakaya katıldıkları spor dalları hem de gittikleri yer kesin olarak bellidir. Bakalım. Üçü de doğru olan bir Sude ablamız da var. Bir de Erkan abimiz de var. O yüzden cevabımız Erkan ve Sude oluyor değil mi arkadaşlar? Cevabımız Denizli'dir diyoruz. Bakın çok güzel bir tabloyla bu işi halledebilirsiniz. Arkadaşlar izlerken büyük ekranla izleyin. Biraz da yakınlaştırmaya çalışın. Gerekirse ekran kaydı alıp büyütebilirsiniz veyahut da SS dediğimiz screenshot alıp ekran resmi alıp görüntüyü büyütebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım güzel bir soruydu. Geçelim diğer soruya. Siz evinize, siz hocam biraz büyüyün. İnelim bakalım. Ne diyor? Boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli diyor. Hani kimi zaman bir şeyler hissederiz, bir esinti yoklar.
içimizi. Bu hisleri ifade etmek isteriz ama uygun sözcükler bulamayız diyoruz arkadaşlar. Çok büyüdü bu yazı. Uygun sözcükleri bir türlü bulamayız. Dilimizin ucuna bir şeyler gelip gibi olur ancak söze dönüşmez. Bu durum Orhan Veli ne güzel dile getirmiştir arkadaşlar. Söze dönüşmez diyor. Az da dilimizin ucuna gelir ama söyleyemeyiz. Eve ekmek de tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma asılım hep böyle havalardan yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Bu gelmez arkadaşlar. Bununla ilgisi yoktur. B'ye bakalım. Garibim ne bir güzel var. Avutacak gönlümü bu şehirde. Ne de tanıdık bir çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm iki çeşme. Bu da yok arkadaşlar. İstanbul'da Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Arkadaşlar bunda da yok. Diğer şıkka inmem lazım. Şöyle inelim. Bir yer biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum diyor. Yani dilimizin ucuna gelir ama söze dönüşmez. Yani anlatamıyoruz, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar bu anlamda? Deniz de olacaktır. Bakın anlatamıyorum, duyuyorum, yaklaşmışım, duydum, ah anlatamıyorum. Dilimden kelimelere sözcükler olarak çıkmamıştır diyor ve dolayısıyla cevabımız denizdir diyoruz sevgili dostlar. Gelelim 8. soruya. Diyor ki bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir, bazen de ilham kaynağı olur. Güzel. Bu cümlede anlatılan durumu 3 tane cümle yazılarak ifade edilmiş. Metinlerden hangileri örneklendirmektedir diyor bize arkadaşlar. Bakalım. Paolo Cello, anne ve babası onun umut vaat eden bir mesleğe yönelmesini istiyordu ancak o yazar olmayı düşünüyordu ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen yazmaya devam etti. Cello'nun Kimyacı isimli romanı dünya genelinde 40 milyondan fazla satıldı. Kitapları 60'tan fazla dile çevrildi. Mükemmel bir avukat da olabilirdi ancak o dünyaca ünlü bir yazar oldu. Şimdi arkadaşlar bir ilham kaynağı falan var mı burada? Hayır yok. O zaman güle güle sana elveda diyoruz. B'ye bakalım. Minnesota'da doğan Bob Dylan müzisyenlikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için New York'a gitmiş. Orada pek çok sanatçıyla tanışmış. Bunlar arasında onun hayal edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie olmuş. Onun ses kaydını duyduğum zihnimde bir şimşek çakmış gibi diyerek ifade eden Dylan yıllardır aradığını o kayıtta bulmuş. Evet, şimşek çakmışsa o zaman o buna ana ne oldu böyle he? İlham kaynağı olur değil mi arkadaşlar? İki mis gibi tuttu. İki olmayan şıkları garanti bir şekilde elerim değil mi? Şunu eledim. Kaldı biri de eleyeceğim çünkü birinin hiç ilgisi yoktu. Üçe bakalım. Ressam olma hayaliyle büyülen Mahi Şeker Hanım bulduğu her kağıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştirmiştir. Resim tutkusu ilkokul öğretmeninin etkisiyle küçük yaşlarda başlayan bu sanat aşığı teyzemiz köy yerinde ressam mı olurmuş sözlerine inat resim yapmayı hiç bırakmadığını söylüyor. Burada da bir ilham yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Bursa'dır. Yalnız 2'dir diyoruz. Bob Dylan'ın zihninde şimşek çakması onun ilham kaynağını bulmasıyla ilgilidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldim 9. soruya. Kurt Akademi'ye üye olalım arkadaşlar. Şöyle yine ben reklam yapayım biraz. Kurt Akademi'de hem matematik hem fen bilgisi hem de benim alanında olduğum, benim içinde olduğum, benim başını çektiğim Türkçe sorularını çözümlerini görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şöyle kalpler atayım size, yıldızlar bırakayım, bir tane daha kalp atayım. Tabii ki de yıldız varsa şuraya da bir ay yıldız çakalım, değil mi arkadaşlar? Şöyle. Diyor ki, alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor. Kimi zaman doğru kararlar veriyor, kimi zaman da acaba gerçekten ne yiyoruz sorusuyla eve dönüyoruz. Özellikle yaz aylarında gıdaların paketlenmesine ve saklama koşullarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat edilmezse gıdalarda hastalıklara neden olan bakteriler oluşabiliyor. Bir grup araştırmacı bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek için
bir algılayıcı yani sensör geliştirdi. Gıdalara yaklaştırılan bu algılayıcı, insanlarda hastalıkların oluşmasına neden olan bakterileri belirlediğinde ışık yayıyor diyoruz. Bu metinde söz edilen algılayıcının üretilme amacı nedir arkadaşlar? Çok basit değil mi? Zararlı bakteri olup olmadığını tespit etmek değil mi? O da sadece Adana'da vardır değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız Adana'dır diyoruz dostlarım. Haydi bakalım 10. soru. Rahatlıkla okursanız arkadaşlar çok sakin bir kafayla vaktinizden çalmayacak emin olun. Biraz göz takibi soruları, paragraf sorularını rahat yapmanıza sebebiyet verecektir diyoruz. 10 diyorum. Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Tamam. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır. Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır. Tamam. Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır. Tamam. Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır. Şimdi arkadaşlar diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen kısaltma türlerinin herhangi birine örnek olabilir? Bakalım Anadolu Ajansı ilk harfler kısaltılmış değil mi? Böyle bir şey var mı? Yukarıda ilk harfler, ilk harfler. Hayır, yok. M diyor, metrenin kısaltılması. Var mı böyle bir açıklama? Bunda da yok. TR diyor, Türkiye, TR.TM.TA. Bakalım, hayır yok. APT diyor, apartman, apartmanı şeklinde. Şimdi diyor ki arkadaşlar, mesela bu yok. Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır. Evet bakın bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılmış. Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi hayır yok. İkinci ifadeden C şıkkının bu kısaltma türlerine uygun olabildiğini görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. İşte mükemmel hayatlar sorusu geliyor arkadaşlar. 11. soru. Bir virgül atmışlar buraya. Diyor ki, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanırım. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanırım. Anlam karışıklığını önlemek için kullanırım. Eş görevli sözcük ve söz gruplarını ayırmak için kullanırım. Tamam. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Rus mühendisi 1971 yılında Türkmenistan'da ki o zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Petrol arıyorlardı. Arkadaşlar ara söz buldun mu? Buldum. O zaman bura ikinci görev şeklindedir. B'ye gitti. Bu çalışmalar sırasında büyük bir doğalgaz rezervi bulundu. Doğalgaz çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, depolama alanları kuruldu. Bakın buradaki virgül ne için kullandı? Eş görevli söz ve sözcük ve sözcük gruplarına ayırdım. 4 de gitti arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Ancak zemin üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Zemin üzerindeki yük değil, zemin üzerindeki yükü. Dolayısıyla anlam karışıklığında giderdim. E3'ü de buldum arkadaşlar. Şöyle bir göz kontrolüyle yapıyorum. Başka bir virgül var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabım Adana'dır diyorum. Haydi geçelim diğer soruya sevgili dostlar. Evet. Diyor ki algoritma soru çözmek ya da amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin adım adım tasarlanmasıdır. Algoritmada çözüme ulaşmak için tüm olasılıklar değerlendirilir. Doğru ve etkin bir çözüm için komutlarla adımlar tanımlanır. Bu sürecin bir başlangıcı ve bir bitişi bulunmalıdır. Tamam, burayı anladım. Algoritmadan bahsetmiş. Soruya doğru inelim. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emin Bey, destekleme ve yetişme kurslarına başvuru yapmak isteyen 7. sınıf öğrenciler için bir algoritma hazırlamıştır. Kursla ilgili bilinenler şunlardır. İnelim arkadaşlar. Şöyle kursla ilgilenenler, kursla ilgili bilinmesi gerekenleri de yaptık. Bakalım. Öğrencinin e-okul sistemine kayıtlı olması gerekir. Güzel. Sisteme e-okul modülü üzerinden öğrenci giriş sekmesiyle girilir. Güzel. Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık 12 saate kadar kurs alabilirlermiş. Tamam.
8. sınıf öğrencileri ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar kurs alabilirlermiş. Peki buna göre Emin Bey aşağıdaki algoritmalardan hangisini hazırlamış olabilir diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Başla 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 hepsi doğru. İnternet adresini gir, internet adresini gir, internet adresini gir. Süper. Karşına çıkan ekranda öğrenci girişini tıkla. Öğrenci girişi, veri girişi yok. Denizli kafadan gitti. Değil mi? Şöyle. Sen niye geldin hayatım? Sen böyle git hayatım. Dur canım orada. Okul kademene uygun olan açık lise öğrenci girişi. Şimdi açık lise mi diyor? Hayır, açık lise demiyor. E-okul öğrenci girişi. E-okul. Denizli gitmişti burada da. İki şıkka kadar indirdim değil mi arkadaşlar? Sisteme girdim. Seçmek istediğim 5 dersi işaretle ve sisteme kaydet. Seçmek istediğim 5 dersi. Evet, 5, bakın 5 farklı ders. Demek ki 5, 6, 7 girmiş. Seçmek istediğin 6 dersi işaretle ve sisteme kaydet. Şimdi dostlar, geriye dönüyorum şöyle sorumuza. 7. sınıf öğrenciler için hazırlamamış mıydı Emin Bey? O zaman 7. sınıflar kaç ders seçebilirdi? En fazla 5 farklı ders seçebilir değil mi? 6 ders 8. sınıflar seçerdi. Dolayısıyla Ceyhan'la gider. Böylelikle cevabım ne olur arkadaşlar? Bursa kalır. Bakın sorunun cevabı şu 5'ten ve 6'dan çıkmış oldu. Ben 7. sınıftım. 7. sınıf 5 tane ders seçebilirdi. Bitire basarak bu işi hallediyoruz diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Diyor ki tamam. Kişinin bazı olay ve durum karşısında kararsızlık yaşaması çatışmaya neden olur. Bu durum 3 şekilde ortaya çıkabilir. Yaklaşma yaklaşma çatışması, yaklaşma kaçınma, yaklaşma kaçınma çatışması. Aşağıdaki atasözlerinden üzerinden hangisi bu metinde söz edilen çatışma türlerinden biriyle ilgili değildir diyor arkadaşlar. Bakalım yaklaşma yaklaşma çatışmasına. Birey yapmak istediği iki şey arasında kararsızlık yaşar. Futbol oynamayı ve konseri gitmeyi seven birinin aynı saatte gerçekleşen bu etkinlik arasında kararsızlık yaşaması bu çatışma türüne örnektir. Aman konuşamadım. Bakalım ne yerden geçilir ne serden değil mi? Bakın D şıkkını buldum burada arkadaşlar. Ne yardan, ne futboldan, ne konserden diyor yani. B'ye bakalım. İkinci cümle. Yaklaşma kaçınma çatışması. Birey bir şeye karşı istek duyar. Ancak bu istek bireyin hoşuna gitmeyen bir durumu ortaya çıkarır. Dondurma yemek isteyen birinin boğazı ağrıdığı için yemekten çekilmesi bu çatışma türüne örnektir. Bakalım. Şöyle. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli diyor. Hayır, gülü seven dikenine katlanır. Yani dondurmayı seviyorsan boğazlarına katlanacaksın. Ama ya da yemeyeceksin diyeceğiz. B'yi de bulduk arkadaşlar burada. Kaçınma kaçınma çatışması. Birey istemediği iki durumdan birini seçmek zorunda kalır. Diş tedavisinden korkan birinin bu ağrıyı çekmek ile doktora gitmek arasında bir seçim yapma durumunda kalmasıdır. Bu çatışma türüne örnektir. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. İki seçeneğin var değil mi? Dolayısıyla A'yı da bulduk. Cevabımız Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan diyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili dostlar. Haydi bakalım diğer soruya geçelim. Bir yazım kuralı sorusudur. Yazım kurallarından diyor ki aşağıdaki yazım kurallarından hangisi örnek olabilecek bir kullanım yoktur diyor. Ses düşmesine uğrayan bileşik kelimeler bitişik yazılıyor. Bakalım arkadaşlar ses düşmesine uğramış bir kelime var mı şöyle. Baktım 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 baktım. Bir şey yok yani kayboldu değil mi? Bahsetti gibi bir ifade yok. O zaman A sen dur hayatım burada diyorum şöyle. Özel hatlara getirilen çekirmekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakalım. Rusya'nın bakın kesme işaretiyle ayrılmış. B şıkkı bu şekildedir. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bakalım 2015 2013 yılının Şubat ayı. Bakın burada buldum arkadaşlar. Şöyle C'yi de buldum. Hatta size bir formül vereyim arkadaşlar. Eğer cümlede bakın şöyle yazıyorum. Cümlede sayı görürsen 1, 2, 3, 2013, 3, 4, 12 neysen ney. Cümlede sayı varsa
Gün ve ay isimleri büyük yazılır dostlar, tamam mı? Eğer yoksa da küçük yazılır diyoruz. Sayıya bakacaksınız. D'ye bakalım. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözcükler küçük harfle başlar. Bakalım bir şehir vesaire var mı buralarda? Rusya'nın Çelen bir kenti. Bakın küçük yazılmış değil mi? Dolayısıyla bu da var. D şıkkının ifade şeyi de burada, örneği de, ama A bizde yoktur. A'dan kastı nedir arkadaşlar? Ses düşmesine uğrayan birleşik bir kelime. Mesela kayboldu değil mi? Kayboldu. Ne var arkadaşlar? Kayıptan I düşmüştür. Mesela biraz evvel dediğim gibi bahsettim. Tamam mı? Bak iyi düşmüştür. Bunun gibi kelimeler olsaydı A da doğru diyebilirdik. Ama olmadığı için cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Haydi geçelim diğer soruya. Bir görsel fotoğraf ve resim sorusudur. Çok pardon. Işık, gölge ve hacim duygusunun yansıtılmadığı küçük renk ve çizimlerin yapıldığı bu resim sanata perspektif bir nesnenin sanatında. Tekrar okuyalım. Işık, gölge ve hacim duygusunun yansıtılmadığı küçük renkli çizimlerin yapıldığı bu resim sanatında perspektif, yani bir nesnenin büyüklüğünün görüldüğü gibi çizilmesi uygulanmaz. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisinde bu metinde söz edilen resim sanatının örneğidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Olduğu gibi uygulanmaz diyor. Perspektif değildir. Yani diyor uzak uzak göreceğim diyor. Perspektif bir bakış açısı. Şunu bir küçültelim ya. Şimdi bakalım. A'daki bakın böyle uzanıyor değil mi? Ta oralara gidiyor. Oralara kadar gidiyor. Çünkü niye? Bir nesnenin büyüklüğünün görüldüğü gibi çizilmesi. Bakın görüldüğü gibi çizilmiş. Burası da öyle C şıkkı. B şıkkı da evet bakın uzanıyor. Bir gün batımı. Ama Denizli'ye baktığınız zaman arkadaşlar olduğundan daha büyük değil mi? Dolayısıyla cevabımız bunda bir perspektif yoktur diyoruz. Ceyhan'dır diyoruz. Bakın burası uzanıyor, burası böyle uzanıyor, burası da böyle uzanıyor. Cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Geldim 16. soruya. Bir balıkçının tezgahında yer alan balık türleri ile ilgili olarak aşağıdaki tablo verilmiştir. Balık türü, balık boyu, önerilme şekli, tava, ızgara falan diyor. Bir balıkçıdan alışveriş yapan Mine, Nermin, Okan, Ömer, Pelin ile ilgili şunlar bilinmektedir. Her bir kişi diğerlerinden farklı bir balık türü satın almıştır diyor. Tamam. Her bir kişi yani hepsi farklı bir tür almış değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Hepsi birer çeşit farklı balık almış. Ömer hem tavası hem ızgarası önerilen bir balık almıştır. Hem tavası hem şey. O zaman tekir almıştır değil mi? Bizim Ömer. Şöyle Ömer yazalım. Mine ve Pelin'in aldığı balıkların boy özelliği farklı. Pişirme önerisi aynıdır. Pişirme önerisi aynıymış. Boy özellikleri farklıymış. Biri küçük, biri büyükmüş. Şimdi tekir bir çıktı artık. Değil mi? Tekiri sildim. Devam edelim dostlar. Mine ve Pelin'in aldıkları neymiş? Boylukları farklıymış. Ama pişirme önerileri aynıymış. Şimdi hamsi olabilir, kılıç olabilir veyahut da barbun olabilir, lüfer olabilir. Noktamı koydum. Okan tavada pişirmesi önerilen küçük bir balık almıştır. Tavada pişirmesi önerilen ya hamsidir ya kılıçtır. Küçük bir balık aldı derse o zaman burası arkadaşlar kime kalıyor? Okan arkadaşımıza kalıyor. Bu durumda Mine ve Pelin'in aldıkları hani hamsi de gitti ya artık meydandan çıktı. Pişirme önerisi aynı olan lüfer ve barbun kaldı değil mi arkadaşlar? O zaman barbun ve lüferi şöyle çekip ya Mine aldı bunu ya da diyoruz ki Pelin almıştır diyebiliriz. Buna göre diyor alacağı kes diyor ki lüfer, kılıç, barbun balıklarının hangilerinin
hangilerini kimin alacağı kesin olarak söylenemez diyor. Bak, kesin olarak söylenemez diyor. Lüferle ilgili bir bilgi var mı? Hayır. Mine de almış olabilir, Pelin mi? O zaman bu söylenemez. Kılıç balığı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Kılıç balığı kim almıştır diye bir ifademiz var mı? Bakalım. Şöyle kesin olarak söylenemez diyor. Şöyle kılıç, kılıç, kılıça geldim. Okan. Barbun'a bakalım şimdi arkadaşlar. Kesin olarak söylenir mi? Hayır, söylenemez. Zaten kesin olarak 1 de 3 söylenemez değil mi dostlar? Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Hocam niye kılıcı da almadık? Çünkü kesin olarak kimin alacağını söyleyemedim. 1 3 var. Tamam mı? Kılıç balığını arkadaşlar, hani şurada dedi ki Ömer tavası ve ızgarası ile tekiri aldı. Hamsi Okan aldı. Barbun ve Lüfer, Mine ve Pelin de kaldıysa kılıç otomatik olarak ismini okumadı. Nermin'e kalır değil mi? Şöyle Nermin'e kalır. Çünkü Okan aldı, Ömer aldı, Nermin aldı, alıyor. Mine ve Pelin ikisi arasında kavga edeceği için birazdan o zaman Nermin de kılıca kalıyor. Onu söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. O zaman 1 ile 3 kesin söylenemez arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. O yeni soru gelsin bakalım dostlar. Diyor ki şöyle 18'i de yapalım şöyle art arda. Bir ressamın her tür resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir. Hangisi getirilemez arkadaşlar? Çünkü resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla öğrenmek, uygulamak çok zaman alır. Tamam, oldukça zaman alır. Güzel. Resim sanatının bir takım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla 4 veya 5 dallı kendini yetiştirebilir. Tamam. Ama çevremizde veya sanat dünyasında elbette hepsini yapabilirim diyen sanatkarlar da yok değil. Güzel, bunu da diyebilirsin. Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natürmortta ustalaşabilir. Hayır. Yani her tür resim ortaya çıkaramaz. Bu tam tersini savunuyor. Dolayısıyla Denizli'dir diyoruz arkadaşlar cevabımıza. Geldim 18'e. Bu parçadaki altı çizili ifadelerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir arkadaşlar? Çıkış kapısı. Şimdi çıkış kapısını şöyle kocaman çizim. Öğretmenim niye çizdiniz acaba? Çünkü şunun için. Arkadaşlar bu tarz sorularda çıkış ne demektir? Şöyle bir kapı var. Ben de buraya ÇK yazıyorum. Çıkış kapısı. Sen buradan çıktıktan sonra gayretin midir bu? Hayır. Birikimin midir bu? Hayır. Yeteneğin midir bu? Hayır. Çünkü diyor ki değerlendireceğimizi söylemesi, izin vermek, izin veriyormuş, çıkış kapılarımıza kilit vurmaktır. Yani özgürlüğüne kapı vurmaktır, kilit vurmaktır, değil mi? Dolayısıyla altı çizili ifadeyi de bu tarz bir yöntemle çözebilirsiniz sevgili dostlar. Geldim 19. soruya. Diyor ki, bu parçada anlatılanları en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Hepimiz hayatımız boyunca iki veya daha fazla seçenek arasında birini yeğleriz. Tamam. Hatta bazen sunulanların hiçbirinden hoşlanmasak da sırf içimizdeki dayanılmaz çelişkiden sıyrılmak için alternatiflerden birini seçeriz. Güzel. Seçmediğimiz diğerini ne olacağını hiç bilmeyeceğimiz bir konuya getiririz, konuma getiririz. Başka bir deyişle bizim için güzel veya kötü olacak olasılığı yitiririz. Diyor ki en iyi anlatan ifade. Sevgili arkadaşlar, burada en iyi ifade nedir? Bir tercihten bahsediyor değil mi? Bir kere tercih etmek, tercihlerden bahsediyor ve bu tercihi yaparken ne diyor? Biz birinden artık kurtulacağız diyor. İki seçenek arasından birini seçip bazı şeylerden de vazgeçmesini bilmemiz gerekir diyor. Tercih bunu gerektirir. O zaman bakalım, deneyim var, istemiyorum. Seçmemek de seçilir. Hayır. Denemek falan değil. Ama tercih insanın bazı şeylerden vazgeçilmesini gerekli kılar. Çok güzel arkadaşlar. Tam böyle söylediğimizde cuk diye oturan bir bölümdü diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar 20. soruya. Ne diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müzesine giden bir öğrencinin ziyaret ettiği bazı bölümlerle ilgili izlenimleri şunlardır. Diyor ki bu odadaki sıralarda milletvekillerinin oturduğunu hayal edip yeni kurulan ülkenin o günkü atmosferinde neler görüşüldüğünü düşünmek oldukça heyecan vericiydi. Güzel.
Gezdiğim başka bir bölümde yerli ve yabancı basın yayın organlarının farklı olaylarla ilgili manşetlerini okuyarak o dönemin izlerini sürdüm adeta. Mustafa Kemal Atatürk'ün dürbünü, gömleği ve kravatının sergilendiği oda ise beni çok duygulandırdı diyor. Bu izlenimlerden hareketle söz konusu öğrencinin müzenin aşağıdaki bölümlerden hangisini gezdiği söylenemez arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Girişin sağ tarafındaki ikinci oda. Buradaki ışıklı pano, vitrinlerdeki hukuk alanındaki düzenlemeler, uluslararası takvim, saat tartı ölçülerinin kullanılması ve başlanması, yeni Türk harflerinin kabulünü vesaire vesaire vesaire. Bunları gezmiştir değil mi? Niye? Bakın arkadaşlar, böyle yerli yabancı basın yayın organlarını, manşetler filan, bakın gazete küpürleri, fotoğraflar ne diyor? Basın yayın organı. Onunla gezmiş olabilir. İdare heyeti olarak kullanılan bu odada Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar basılan kağıt ve madeni paralar. Bunlar madalyonlar. Parayla ilgili bir şey dedim arkadaşlar yukarıda. Hayır demedi. O yüzden cevap Bursa'dır diyoruz sevgili dostlar. Tamam. Haydi geçelim 21. soruda. Bizden ne istiyor? Diyor ki arkadaşlar, numaralanmış sözlerden hangileri bu metinde geçen yüreğinde davullar gümbürder sözüyle anlatılmak istenileni karşılar? Yüreğinde davullar gümbürder. Yani yüreğinde davullar gümbürdüyorsa bir kişinin arkadaşlar içi içine sığmıyor olabilir. Yerinde duramaz da olabiliyor. Deliye dönerdi. Hepsi oluyor mu? Hepsi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir diyoruz. Sevgili dostlar, diğer videoda görüşmek üzere. İkinci temanın diğer sorularıyla karşınızda olacağım. Kurt Akademi'ye üye olup abone olmayı, like atmayı, yorumlara boğmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Ben İbrahim İşbilir. Ben Instagram sayfamdan da takip edip orada küçük küçük bilgilere de, hap bilgilere de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar. Haydi bakalım.